arkadaşlar, Emine Eroğlu ile Göz Hizası programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öncelikle Emine ablacığım hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Asuman. Bu haftaki sorumuz, geçen haftalarda sorduğumuz Allah kötülüğe neden izin veriyor, dünyada kötülükler neden var sorusunun biraz devamı gibi. Fakat farklı bir açıdan ele alacağız sanırım bu soruyu. Soru şöyle: Allah iyi insanların acı çekmesine neden izin veriyor? Bununla alakalı e-mail kutumuza da çokça farklı türde fakat bu manayı içeren sorular geldi. Biz de derleyip toparlayıp içinden böyle bir soru size sormak istedik. Buna nereden yaklaşmalıyız? Dünyada kötülüklere neden izin veriyor Allah sorusundan bu soruyu ayıran parça nedir? Evet. Sevgili Asuman, ben bu sorunun yürekten sorulmuş bir soru olduğuna inanıyorum. Geçenlerde 17-18 yaşlarında bir genç çocuk kanser tedavisi görüyor. Bana benzer bir soru sordu ve çok etkileyici bir şekilde sordu. Dedi ki, ben kendi kedimin acı çekmesine dayanamıyorum. Ama ben bu tedavi süresince çok acı çekiyorum. Allah benim acı çekmeme neden izin veriyor dedi. Ve şunu sorguladığını fark ettim. Dedi ki, biz dedi Rabbimizin çok merhametli olduğunu söylüyoruz. Ama ben kendi yaşadıklarım, kendi tecrübelerimden yola çıkarak hani bunu acaba İzmir'e mi söylüyoruz diye sordu çocuk. Şimdi bu çocuk bana bu soruyu sorduğunda onun yürekten sorduğuna şahitlik ettim ben. Biliyorsun bunu zaman zaman tekrar ediyoruz. İki şekilde soru soruluyor. Bir tanesi hikmetini öğrenmek için sorulan sorular. Yani anlamak için sorulan sorular. Bir tanesi biliyorsun yargılamak için, sorgulamak için sorulan sorular var. Ben bu sorunun gerçek manasıyla insanın yüreğinden kopup gelen bir soru olduğuna inanıyorum. Ve o genç çocukla biz sohbet ettik bir süre. Ondan sonra nasıl böyle kalben mutmain olduğuna da şahitlik ettim. Çünkü hikmetini öğrenmek için soru sorduğundan dolayı kalbi dinlemeye çok hazırdı. Ve sevgili Asuman, bu tarz soruların cevapları aslında kalben verilebilecek olan sorular. Yani akıl bir noktada ikna olup bir noktada ikna olmayabiliyor ama kalbimizle anlayabiliyoruz. Ve aslında Bediüzzaman Hazretleri'nin, sen de biliyorsun, dua bahsinde verdiği bir örnek var. Beni çok etkileyen bir örnek. Oradan başlayalım arzu edersen. Mesela diyor ya çocuk, neden Cenab-ı Hak ben kedimin acı çekmesine izin vermiyorum ama benim acı çekmeme izin veriyor diye. Üstad dua bahsinde doktor müdahalesini buna örnek olarak veriyor. Beni çok etkiler. Örneği vereceği zaman da bir çocuk üzerinden veriyor. Çünkü aslında bu bizim çocukluk algımız. Bunu aşabilmek da bizim yolculuğumuz. Yani biz bu soruyu aslında bir tahkik sorusu olarak soruyoruz. Yani taklidi imandayız. Allah çok merhametli derken acıları göz ardı ederek söylüyoruz bunu. Sonra öyle bir noktaya geliyoruz ki Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin dediği gibi, celalden cefa da gelse, cemalden safa da gelse ikisini de kabul ediyoruz. Amenna diyoruz. Ama bunu, bu ikisi arasındaki farkı aşabilme bir marifet yolculuğu. Üstad bize dua bahsinde doktor müdahalesi örneğini veriyor ve bu bizim çocukluk halimiz olduğu için bir çocuk örneği üzerinden veriyor. Bir çocuk doktora diyor ki, ey doktor, bana falanca ilacı var. Doktor ona başka bir ilaç veriyor çünkü onun derdini biliyor, onun yarasını biliyor. O yaranın nasıl sarılacağını, o derdin nasıl iyileşeceğini biliyor. Bildiği için de ona istediği ilaçtan başkasını veriyor. O tatlı ilaçlar istiyor, doktor acı ilaçlar veriyor. O ilaçla tedavi istiyor, doktor ona ameliyat tedavisi öneriyor. Doktorların bizim üzerimizdeki tasarrufatlarını düşün. Ameliyat ediyorlar. Yani şöyle diyemiyorsun doktora, sen neden bana acı çektiriyorsun? Ben kedime merhamet ediyorum, sen neden bana merhamet etmiyorsun? Demiyorsun. Neden demiyorsun? Çünkü onun müdahalesinin senin için bir şifa olduğuna, senin için hikmetli olduğuna, senin için faydalı olduğuna inanıyorsun. Yani o doktora teslim oluyorsun ve güveniyorsun.
İşte buradaki temel mesele bu. Cenab-ı Hakk'ın da bizim ruhumuzda, duygularımızda, kalbimizde, biz bedenden ibaret değiliz. Rabbimizin bizim üzerimizdeki ameliyatı cerrahiyeleri var, cerrahi operasyonları var Rabbimizin. Biz de ancak Rabbimize çok güvendiğimizde, hikmetlere açılmak için, Cenab-ı Hakk'ın Hakim Esma ilahiyesinde yolculuğa çıkmak için güvenerek Rabbimizin bizim ruhumuzdaki o müdahalelerine, onların hikmetli olduğuna inanarak, o hikmetlerde derinleşmeye çalışarak baktığımızda ancak meseleyi çözebiliyoruz. Yoksa şöyle zannediyoruz, iyiler hep mutlu yaşayacaklar, kötüler de hep mutsuz olacaklar. Ya masallarda anlatıldığı gibi, pek çok hikayede, filmde konu edildiği gibi, hani hep onlar ermiş muradına diyecek diyerek yaşayacağız zannediyoruz. Zannediyoruz ki hep iyiler kazanacaklar, hep iyiler mutlu olacaklar, hep onların başı okşanacak ama kötüler de işte acıyı onlar çekecekler, onlar başarısız olacaklar zannediyoruz ama öyle değil. Yani yeryüzündeki yolculuğumuz bizim bunun üzerine kurulmuş bir hikaye değil. Ben burada sözü sana bırakmak istiyorum ve sormak istiyorum. Yani böyle mi zannediyoruz ya da böyle bir yanılgıya nereden düşüyoruz? Yani iyiler hep başarılı olacaklar, hep onlar kazanacak, hep mutlu olacaklar, kötüler çekecek acıları. Böyle mi düşünüyoruz, böyle bir yanılgıya nereden düşüyoruz sevgili Asuman? Sanırım hikmetlerine çok açılamadığımızdan dolayı olabilir bu yanılgımız. Çünkü biz zahiren mutlu görünmeyi, aslında buna benzer bir soruyu da geçen hafta bana sormuştun. Sen dışarıdan çok mutlu görünen bir evlilik meselesiyle alakalıydı sorumuz. Biriniz hani mutlu olduğunu düşünebilir misin, iyi olduğunu düşünebilir misin diye sormuştunuz. Ben de aynı yanılgıya düşmüştüm bir manada. Demiştim ki hani o zaman onunla imtihan olmamıştır. Ama her zaman salt mutluluğun bizim için doğru olan ya da bizim için olması gereken hayırlı olan olduğu kanaatine varmamız aslında burada büyük bir yanılgı olmuş oluyor. Çünkü hani baktığımız zaman bugün hatta öğrencilerimle, yani buradaki genç arkadaşlarla buluştuğumda böyle bir soru yöneltmiştik onlara. Ve hani neden sizce burada imtihanlar var, neden acılar çekiyoruz tarzında bir soru yöneltmiştim. Öğrencilerden bir tanesinin söylediği çok ilgimi çekti. Potansiyelimizi açığa çıkarmak için dedi. Bu çok güzeldi gerçek manasıyla. Hani bizim için her zaman güzel ya da iyi görünen, dıştan zahiren güzel görünenin hayırlı olup olmadığını bilemeyiz. Fakat bize çok çirkin görünen, acı veren bir meselenin potansiyelimizi açığa çıkarma gibi bir hediyesi, bir mevkibesi olabileceğini de hayatlarımızda tecrübe ediyoruz. Bu manadan yaklaşması beni çok memnun etti açıkçası. Aslında kemoterapi örneği de buna çok benziyor. Çünkü kemoterapi verdiğinizde bütün hücrelere etki ediyor. Sadece kanserli hücrelere değil ve sağlıklı hücrelere de bir miktar etkiliyor. Ciddi manada hatta etkiliyor ileriki safhalarda. Fakat kemoterapinin sağlıklı hücrelere etkisine bakarak o hastaya kemoterapi uygulanmamalıdır sonucuna varamayız. Çünkü bunun güzel bir neticesi de var kanserli hücrelere etki ettiği için. Yani dışarıdan zahiren o acının çekilmesi sonuç olarak o hastalığın yenilmesine bir vesile kılıyor. Bu açıdan da böyle bir yaklaşımda bulunabiliriz sanıyorum. Kemoterapi bu manada bana çok manidar gelir. Hani bütün hücrelere etki etmesi ve sadece sağlıklı olan hücreleri de kötü etkilemesine rağmen hastanın ona devam ediyor olması o tedaviye. Bizim hayatlarımızdaki bu yaşadığımız zorluklar, acılar, sıkıntılar da biraz buna benziyor. Zahiren bizi çok ciddi zorluklarla cebelleştiriyor ve belki hani mutsuz oluyoruz. O da hikmetlerini göremediğimizden belki de mutsuz oluyoruz. Fakat arka planda çok güzel hikmetler var. Bizim için çok farklı hayırlara vesile oluyor. İçimizdeki o potansiyeli açığa çıkarıyor. Bir de Hoca Efendi'nin çok hani bir ifadesi vardı. Sabır mesela, bir insanın sabırlı olduğunu nasıl anlarız? Bir hani sabretmesi gereken bir durum başına gelmeden o insan sabırlı olamaz. Bununla birlikte hani bir insanın kamil manada bir insan olduğunu nasıl anlarız? Belli kondisyonlar olması lazım. Onun çektiği belli problemler olması lazım ki kamil olup olmadığını ortaya koysun. Tabiri çünkü onu belirleyecek ne olduğunu. Biraz uzattım, kusura bakmayın. Böyle bir yorum olabilir. Estağfirullah, çok teşekkür ederim sevgili Asuman. Öyleyse şöyle bakmak lazım. Söylediğin şeyi, üstadın bir formülü var. O formül üzerinden yolumuza devam edelim. Üstadımız diyor ki,
Şer-i kalil için hayr-ı kesir terk edilmez. Bu çok önemli bir prensip. Yani küçük şerler büyük hayırlar. Küçük şerler için büyük hayırlar terk edilmez diye bir prensip olarak bunu zikrediyor Bediüzzaman Hazretleri. Şer-i kalil için, şer-i cüz'i için hayr-i kesir terk edilmez diyor üstadımız. Büyük hayırlar. Şimdi pek çok zannediyorum hayatın içerisinde acılardan geçmiş insanlar görüyorsundur sevgili Asuman. Ve ben kendi hayat tecrübemden, hem bireysel hayat tecrübemden hem de insanlarla ilişkilerim içerisinde tecrübe ettiğim, müşahede ettiğim şeylerde şunu görüyorum ki aslında o acıların içinden çıktıktan sonra anlıyor insanlar o hikmetleri. Acının içindeyken ya da bir derdin, bir sıkıntının içindeyken o sıkıntının bulanımıyla, o sıkıntının verdiği haleti ruhiye ile neden diye sorabiliyoruz. Eğer isyan etmiyorsak hikmetini araştırmak için neden diye sorabiliyoruz. Ve o konuda da Allah'a hamdü senalar olsun bize yardımcı olabilecek dostlarımız, kardeşlerimiz, bize yardımcı olabilecek kaynaklarımız var. Mesela Risale-i Nur bu konuda mesela hastayız, hastalar Risalesi gerçekten çok önemli bir şifadır. Yaşlıyız, ihtiyarlar leması gerçekten çok önemli bir devadır. Görüyoruz, yani ölüyoruz, ölümün mahiyetini öğrenebiliyoruz. Kaynaklarımız çok zengin, bu bizim için çok önemli bir şey. Fakat acının içerisindeyken çoğu zaman kaynaklara da bakacak gözümüz olmayabiliyor. O içinde bulunduğumuz acı bizi yorduğu, bunalttığı için. Fakat o acının içinden çıktıktan sonra o dönüp o acıya bakarken, yani hapishaneden çıktıktan sonra hapishaneye bakarken, hastalıktan çıktıktan sonra dönüp hastalığa bakarken, o derdin içinden sıyrıldıktan sonra o derde dönüp bakarken çoğu zaman anlayabiliyoruz. Ve bu, kendi hayatımda bunu böyle yaşıyorum. Sen de zannediyorum böyle yaşıyorsundur ve böyle de tecrübe ediyorum. Hayatımda çok sıkıntı, çok büyük sıkıntılar çekmiş insanlar gördüm. Yakın dönemde de çok büyük çilelerin içerisinden geçiyoruz biliyorsun. Hapishaneden çıkmış, efendim çeşitli işkencelerin içerisinden çıkmış insanlar. Bunu Asr-ı Saadet'te de görüyoruz. Mesela Bilal-i Habeşi'ye yapılan işkenceleri zannediyorum Çağrı filminden herkes seyretmiştir. Ya da Hazreti Sümeyye'ye yapılan işkenceleri, Ammar bin Yasir'e yapılan işkenceleri. Biliyoruz ama onlar Allah yolunda çekildiği için o mihnetler Allah yolunda çekildiği için o bittikten sonra yani o acının içerisinden sıyrılıp çıkabildikten sonra insan ondaki hikmetlere açıldıktan sonra o minnetleri insan zevk edebiliyor. Ben yakın bir dönemde Meriç'ten geçmiş, özgürlüğe Meriç'ten yürümüş genç bir arkadaşla konuşurken bana dedi ki hocam dedi hayatımın en güzel gecesini yaşadım. Öyle mehtaplıydı ki gece, yıldızlar o kadar parlaktı ki dedi. Düşün hani Meriç'ten geçiyor, yakalanma tehlikesi var, çok büyük bir badire atlatıyor. Fakat onun lezzetini duyuyor ruhunda. Biz lezzetleri sevgili Asuman zannediyoruz ki sadece duyu organlarımızla algılıyoruz, beş duyu organımızla. Oysa ruhun lezzetleri var, oysa vicdanın lezzetleri var. Mesela biz kötülükten dolayı çekmiyorsak o acıyı biz birisine zarar verdiğimizden dolayı çekmiyorsak, masumsak, haklıysak, o haklı olmanın bir lezzeti var insan ruhunda, vicdanında duyulan bir lezzeti var. Zannediyorum herkes bunu duymuştur. Hani iyilere neden acı çektiriyor Allah diye soruyor ya kardeşimiz. Aslında iyilerin vicdanında duydukları o lezzete doğru açmak istiyor Cenab-ı Hak o insanları. İşte Bediüzzaman Hazretleri o yüzden çocuk örneğini veriyor. Ve biz de ne yapıyoruz? Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri diyor ki, çok severim bu şiirini. Deme niçin şu şöyle, yerincedir o öyle. Var sonunu seyreyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Zannediyorum bu şiirin Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler bölümünü ezbere bilmeyen yoktur. Bizim kültürümüzün bize armağan ettiği bir duygudur bu çünkü, bir irfandır. Yani o neylerse güzel eyler noktasına
erişmek bizim için bir yolculuk, bir marifet. Kendi ruh çocukluğumuzdan, duygu çocukluğumuzdan öyle kurtulabiliyoruz ancak. Öyle bir noktaya eriyoruz. O yüzden Bediüzzaman Hazretleri diyor ki yanıma gençler, hasta gençler geldiler. Önce onlar için üzülmüştüm ama baktım ki onlar Allah'a daha yakınlar sağlıklı olanlardan. O üzüntüm sevinçlere inkılap oldu diyor Bediüzzaman Hazretleri. Tekrar edip sözü sana veriyorum. Deme niçin şu şöyle, yerincedir o öyle. Var sonunu seyreyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Öyleyse sondan başa doğru mu bakmak lazım sevgili Asuma? Başta marifet ufku demiştiniz ya sevgili ablacığım. O sanıyorum hani çocuk ve ruhumuzun olgunlaşma süreci, işte bizim pişme sürecimiz, olma sürecimiz, kemalata erme sürecimiz, bu bir yolculuk. Ve marifet ufkumuz burada ne kadar genişse aslında o kadar sondan bakabiliyoruz gibi anlıyorum yorumlarınızdan da. Gerçekten Mevla görelim neyler neylerse güzel eyler noktasına ulaşabilmek için inşallah dua dua yalvarmak gerekiyor. Ve hani onun için bir irade ortaya koymak gerekiyor. Yoksa zahirden bakınca bu çirkinlikler gözümüze çirkinlik olarak görünüyor, zahiri manada acılar. Fakat onların batınında sakladığı o gizli güzellikleri açılmak için sanıyorum o vicdan enginliğine, kalp ufkundan, ruh ufkundan, vicdan ufkundan bakabilmek gerekiyor. Evet, evet sevgili Asuman. Düşünsene sevgili Asuman, hep düz yolda yürümüyoruz. Engebeler var, tepeler var, hatta dağlar var. İnsanlar neden düz yolda yürümeyip de Everest'e tırmanmaya çalışıyorlar sevgili Asuman? Öyle zorlu bir yolculuğa neden çıkıyorlar? Neden sadece baharları değil de kışı da seviyoruz? Hikmetleri açıldığımızda, manaları açıldığımızda bütün mevsimleri bahar gibi sevmeyi de öğreniyoruz. Ve Allah'tan gelen her şeyi hayır olarak kabul etmeyi öğreniyoruz. Allah'a çok güvenmeyi öğreniyoruz. Bence öğrenmemiz gereken temel şeylerden bir tanesi de bu. Allah'a çok güvenmek. Allah'ın hikmeti sonsuz. Bir tane de hikmeti yok. Yani bir şey yaşıyoruz da bunu şu hikmete binaen yaşıyoruz. Hayır, Allah'ın hakim esma ilahiyesi sonsuz. O yaşadığımız şey gelecekte hayatımızı öyle biçimlendiriyor, yolumuzu öyle noktalara çıkarıyor ki işte diyoruz, işte onu yaşadığım için bu mükafatı görüyorum. Onu yaşadığım için buradayım. Onu yaşamasaydım böyle olmazdı. Mesela biz Türkiye'de çeşitli sıkıntılar yaşadık. Onu yaşamasam ben hicret etmeyecektim. Onu yaşamasam mesela nice kaza namazlarını kılan, hapishanede kılan, nice Kur'an okumayı orada öğrenen, nice işte Rabbim bana bu fırsatı verdin de sana yakınlaştım. Gördüğü rüyalarıyla, ruh derinliğiyle, kalp saffetiyle Rabbine yaklaşan ve işte o vicdanda o bilgiyi duyan sevgili Asuman. Aslında bu hakikatin bilgisi bizim vicdanımızda duyduğumuz bilgi. Her şeyi damakla tatmadığımız gibi ruhun da lezzetleri olduğu gibi aynı zamanda her şeyi aklen idrak etmiyoruz. Vicdanın bir idraki var, kalbin bir idraki var, kalbimizle biliyoruz. Ve o çocukla ben konuştuğumda o dedi ki ben evet bunu kalbimle biliyordum. Sadece aklımla anlamaya, aklımı ikna etmeye çalışıyordum dedi. Aslında çoğu zaman yapmaya çalıştığımız bu. Aklımızla ikna olmaya çalışıyoruz ama kalbimizle biliyoruz. O yüzden isyan etmiyoruz, o yüzden sabırla bekliyoruz. O yüzden de birbirimize hep sabrı öneriyoruz. Çünkü onun bize kazandırdığı çok başka yolla elde edemeyeceğimiz çok büyük derinlikler var. O yaşadığımız şeyler. Ama sevgili Asuman bir de o irfana erişememe durumu var. Yani çekilen acıların altında kalıp ezilme hali de var biliyorsun. Yani öyle inanıyoruz ki öyle değil mi? Mesela Amar bin Yasir, Hazreti Sümeyye evet şehit oldular ama onlar o ruhlarının ufkuna ne kadar mutlulukla gitmişlerdir. Buna inanıyoruz öyle değil mi? Bilal-i Habeşi'yi zaten bize anlatıyor çektiği sıkıntıların onun için ne kadar önemli olduğunu Allah yolunda çekildiklerinden dolayı. Fakat bir de çektiği acıların altında kalıp ezilenler var sevgili Asuman, Allah'a küsenler var. O da işin ayrı bir tarafı. Bir de Allah'a küsenler var. Sen de tecrübe ediyorsundur bunu zannediyorum. Ben hep o arkadaşlara
O kendine küsen, kendinden uzaklaşan, kalbinden uzaklaşan, Allah'a küsen arkadaşlara diyorum ki herkese küsülür ama Allah'a küsülmez. Başkalarına küstüğümüzde gidecek bir kapımız var. Kendimize küstüğümüzde gidecek bir kapımız var. Ama Allah'a küstüğümüzde gidecek hiçbir yerimiz kalmıyor sevgili Asuman. Ama çoğu zaman insan Allah'a küstüğünü bile fark etmiyor. Yani bunu tanımlayamıyor daha doğrusu. Mesela namazı bırakan insanlar var çektiği acılardan dolayı. Aslında bu bir küskünlük emaresi. Ya da sorgulayan insanlar var. Yani neden Allah böyle yapıyor diye bunu hikmetini öğrenme yolculuğuna değil, bir irfan yolculuğuna değil de bir isyana dönüştürenler var. İşte aslında Üstad buna kırık kolla dövüşmek diyor sevgili Asuman. Kırık kolla dövüşmek. Yani çektiğimiz acıyı iki misline çıkartıyoruz. Bir taraftan acı çekiyoruz ama bir taraftan da sığınabileceğimiz Rabbimizden uzaklaşıyoruz. Oysa en çok acı çekerken Rabbimize ihtiyacımız var. Hani biz ağlarken annemizin bağrına yaslanıp ağlamak isteriz ya. Aynen öyle de bela ve musibetler karşısında vele ki onu hak etmiş olalım. Bu bela ve musibetler karşısında Allah'ın rahmet sinesine yaslanıp da öyle ağlamak istiyoruz. Ona iltica etmek, ona kaçmak, ona sığınmak istiyoruz. Öyleyse meseleyi daima benim bilmediğim vardır. Yani ben buradan bakıyorum. Şimdi biliyorsun bu üç boyutlu çıkışlar var. Önce bakıyorsun hiçbir şey görmüyorsun. Üç boyutlu. Sonra bakarken bir şey fark ediyorsun orada. Aa, bunun içerisinde şöyle bir şey var diyorsun ona odaklandığında. İşte onu aramak, hikmeti aramak. Benim yaşadığımın içinde benim anlamadığım bir şey var. Ama Rabbimin takdir ettiği bir şey var. Onu görebilmeye çalışmak. Pek çokları göremiyor biliyorsun bakarken. İki boyutlu olarak bakıyor. Üçüncü boyuta açılamıyor. Ama açıldığımızda görebiliyoruz. Ya da bir silindiri biliyorsun bunun fotoğrafları da var. Silindirin bir tarafa akseden gölgesi daire olarak aksediyor. Bir tarafa akseden gölgesi kare olarak aksediyor. Başka yerden baktığımızda başka şeyler görebiliyoruz. Derinlere daldığımızda başka manaları açılabiliyoruz. Kendimizi derinleştirebiliyoruz, ruhumuzu zenginleştirebiliyoruz. Kömür olan mahiyetimizi, hani çocuk demiş ya, potansiyelimizi açığa çıkarmak diye sana. Kömür olan mahiyetimizi elmasa dönüştürebiliyoruz. Sana bir sır vereyim sevgili Asuman, hayatım boyunca nerede çok olgun, çok derin insanlar gördüysem onlar acılardan geçmiş insanlardı. Ama hayatım boyunca nerede sığ, derinliksiz, kaba saba insanlar gördüysem onlar da hayatın çilesini hiç çekmemiş insanlardı. Bilmiyorum senin bu konudaki tecrübelerin nasıldır sevgili Asuman. Bu kadar yeter mi? Estağfurullah ablacığım, çok açıklayıcı oldu. Benim de aklıma hep gelen, hani dediniz ya, velev ki hak etmiş olsun. Yani bir müminin ayağına bakın, batan bir diken bile onun günahlarını temizlemeye bir vesiledir aslında. Bu çekilen sıkıntılar da bizi saflaştırmaya, temizlemeye yönelik bize vesileler olarak okumaya çalışıyorum. O zaman kalbimi de çok rahatlatıyor, aklımı da. Yani çünkü hak ediyoruz bazı şeyleri gibi de okuyabiliyorum onu. Hani kendi hatalarımızı da görmek lazım orada. İnsanın da bir bu manada muhasebeye kendisini çekmesi gerekiyor bazı noktalarda da özellikle. Dediğiniz gibi yani herkese küsülür, Allah'a küsülmez. Önce kendi nefsimizi sorguladıktan sonra zaten açıkçası bu neden benim başıma geldi demeye bilmiyorum ama yüzüm olmuyor benim yani yaptıklarımı düşününce. Şimdi böyle bir noktadan bakınca da olaya hani gerçekten insanın kalbi çok çok ciddi tatmin oluyor. Dediğiniz gibi sizin de hani bizim o kömürken elmas olma mahiyetini çıkarmak için vesileler bunların her biri. Allah bize bu farklı hani o veçesini de, o sırrı da bana verdiğiniz o sırrı da görmeyi hepimize nasip etsin. İnşallah o sığlıktan da bizi muhafaza etsin. Derinlikli insanlardan eylesin. Amin, amin sevgili Asuman. Şimdi biz kendi nefsimizi sorguluyoruz. Hani Cenab-ı Hakk'ın merhametine olan itimadımız ve kendi kusurlarımıza bakıp da hani Rabbim beni bu kusurlardan temizliyor. Bu yaklaşım çok önemli bir yaklaşım. Ama unutmayalım ki sevgili Asuman, bu hep böyle olmak zorunda değil. Yani peygamberlerin hiç günahları yok ama yeryüzündeki en büyük ızdırapları onlar çekiyorlar. Çünkü
çok büyük şeylere talipler. Çünkü çok büyük bir davanın taşıyıcısı onlar. Hakkı ve hakikati temsil etmek konumunda olan insanlar, hani Hoca Efendi kandan irinden deryaları geçmeye azmetmiş insanlar olarak tanımlıyor ya, insan yeryüzünde iyiliği yaymak yolculuğuna çıkmışsa kaçınılmaz olarak yol kesicilerle karşılaşıyor. Kaçınılmaz olarak çeşitli zulümlerin muhatabı haline geliyor ama bunlar Allah yolunda çekilen sıkıntılar. 17-18 yaşında bir çocuğun günahı olmaz, tertemiz bir çocuktur o. Ama bilmiyoruz ki sevgili Asuman, Allah onu hangi vazifelere hazırlıyor. Bilmiyoruz ki onun yüreğini nasıl büyütüyor Cenab-ı Hak. Onun ruhunu nasıl ulvi bir ruh haline getiriyor. Nasıl onu meleklerle at başı koşturuyor, hiç bilmiyoruz biz bunları. Biz sadece dışarıdan bir çocuğun acı çektiğini görüyoruz. Öyleyse bizim sadece acıları yaşarken değil, sevdiklerimizin, güzel insanların, masum insanların, iyi insanların çektikleri acılara da böyle bakabilmemiz gerekiyor. Allah onları kendi yakınına çağırıyor sevgili Asuman. Böyle bir nazarla baktığımızda, oradaki derinliği gördüğümüzde, oradaki hikmetlere açıldığımızda, açılamadığımız durumlarda da Rabbimizin hikmetine itimat ederek, demen için şu şöyle, yerince böyle var sonunu seyreyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler diyebilmeyi başarabilmemiz gerekiyor. Bunu yaparsak çok hikmetlere açılacağız inşallah sevgili Asuman. Evet, bugünkü programı da böylece kapatalım, ne dersin? Allah razı olsun cevaplarınız için. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum güzel çocuğum. Ezanla kapatalım, hoşça kalın diyelim değerli seyircilerimize. Hoşça kalın.